zenginlerin ve ünlülerin dertlerini konuşalım Elifçiğim. Gel. Ne Yani olursan ol Cüneyt gel. Bey, o sondaki tonlamanız, şu anda gözyaşlarıma hakim olamayacağım. Tüm Biraz önce acısını, Gülşen'de de sıçrayana ama kadar hissettim. Gülşen'de de aynı tonlamayla okudum farkındaysan yani şey yapalım hani. Tabii, o bütün şeyi hissettiriyor tabii, anlatıcı kimliğiyle. Evet. Bella Hadid, yani bu stilist işleri biliyorsunuz çok şey konular, önemli konular. Hollywood'da ben bununla ilgili Netflix'te bir şey izlemiştim. Ne yapıyorlar, nasıl çalışıyorlar, nasıl konsept geliştiriyorlar diye. O stiliste sen kendini emanet ediyorsun. Son dakika mesela, işte atıyorum, şimdi çok fazla olmuyor Covid'den sonra kırmızı halılar, şunlar bunlar, ama çok sıkışık da bir takvimleri var. O kadar yoğun çalışıyorlar ki biri bitiyor, biri başlıyor, biri bitiyor. Getiriyor, diyor ki sana şu elbiseyi şey yaptım, bilmem ne kimliğini daha fazla ön plana çıkartacak. Bir de şuna şöyle bir mesaj vereceksin. O da diyor ki aa tamam harika, hemen bu elbiseyi giyiyorum. Tabii kendi seçimlerini asla kendileri yapmıyorlar. Vizyonlarına, fikirlerine güvendikleri birilerine emanet ediyorlar ve bir taşıyıcı oluyorlar. Az önceki kıyafetler, Bella Hadid'in giydiğinde Schiaparelli isimli bir marka var mesela. Bella Hadid çok iyi bir taşıyıcı. Yani kostümlerle ilgili. Ben uzman değilim ama bir kostümü Valla taşımak çok başka bir şımarık bir şey. kadın bence. Geçen bir şeyini izlemiştim. Geçen derken 2 yıl önce bir müzik ödüllerini sunuyordu. Baya böyle bir şey. Bir de şimdi burada görüyorsun. Ben nerede karşılaştım? Milano Havalimanı'nda karşılaştım. Bu kim ya dedim. Bella Hadid dediler. Ha tamam dedim. Çünkü tanımıyorsun. Instagram filtresi gibi bir şey yani. Var ya Instagram'da mesela hiç tanımadığın bir insanı Instagram'dan görüyorsun. Gerçeğiyle tanışıyorsun. %30'u çıkıyor karşına. Çünkü öyle filtreler var ki. Burada da öyle makyajlar var ki baktığın zaman o kadar da güzel değil diyorsun yani. Ya Yani Bella orada Hadid. kendi içimdeki bir Selçuk Tepeli çıkıyor. Aa, bu ne ki bu Bella Hadid ya? Yemişim Bella Hadid'i diyorum yani. Hani. Bunu duysaydı gerçekten çok üzülürdü. Travması biraz daha artardı Cüneyt Bey. Zaten Tabii ki. baksanıza, üstüne gitmeyelim. Yani çok büyük bir Gitmeyelim. problem yaşıyormuş şu anda Bella. İsmi de güzel, Bella. Nedense bilmiyorum, bu kardeşler dünyayı Cici ve Bella çok erken yaşta çıkıp kasıp kavurdular. Demek ki kafaları bir şeye çalışıyor. Neye çalışıyor tam olarak, onu ilerleyen yıllarda anlayacağız. Ona bakarsan Kim Kardashian da Einstein yani hani eğer oradan gidersen yürürsen yani hani. Ticari zekaları olduğu kesin de, işte kim yönetiyor? Mesela Kardashian'ları anneleri yönetiyor, biliyoruz, ama bu Bella ile Gigi'yi kim yönetiyor? Babaları mı mesela? Onlarda bir öyle önde bir figür yok. Evet. Cüneyt Bey, bugün Hong Kong'tan başlayacağız dünya turumuza. Hong Kong'da bir oyun markası Animico Brands isminde 5 milyar dolar değerine ulaştı. Bu haberi neden anlatıyorum? Çünkü Hong Kong finansın merkezi olarak bildiğimiz uluslararası yerlerden birisiydi. Şimdi artık daha fazla teknolojiyle ve özellikle de oyun sektörüyle ön plana çıkmaya başladı. Bir de bu şirketin farklı bir özelliği de altını çizmek istediğim, blockchain teknolojisi kullanarak oyun geliştiriyor. 359 milyon dolar yatırım toplamış. Kimlerden toplamış? Liberty City Ventures'tan toplamış. George Soros'un venture kapitalinden toplamış. Bir de Sequoia var dünyada, yine çok büyük bir yatırım şirketi. Ondan toplamış. Yani bakın, Hong Kong'da şirket ama dünyanın her yerinden, Amerika'dan, Çin'den yatırımları topluyorlar, oraya çekiyorlar. Burada da Animoco diyor ki gerçekliği blok zincir teknolojisi kullanarak doğrulanan dijital varlıklarla bir oyun geliştiriyoruz. Çünkü burada size NFT'yi sunuyoruz. OpenSea'de açık bir pazar var biliyorsunuz. The Sandbox'da bir oyun şirketi. Onlar da bunu kullanıyorlar. Birçok markanın da dikkatini çekmiş. Şimdi CB Insight diyor ki, veri şirketi, NFT girişimleri 2020'nin tamamında yalnızca 31 milyondu, yani dolar olarak. Ocak ve Eylül 2021'de 2,1 milyar dolara geldi. Yüzde kaç yüz olduğunu artık matematik dahisi olanlar hemen hesaplayabilir. Sonuçta bunlar birer yatırım tavsiyesi değil ama bir yükselişin olduğunu ve oyun sektörünün de biraz daha blockchain tabanlı sistemlere geçtiğini söyleyebiliriz. Bari şu reklamı da yap. Yakında Cüneyt Özdemir de NFT çıkartacak. NFT'nin şeyi Cüneyt. Onunla da hazırlanın yani. İyi bir yatırım aracı olarak Hazırladım. diyelim. Aynen. Dün akşam da kripto programı başladı diye biliyorum. Ha evet. Kanalda kripto paralarla çok ilgi var. Onu görüyoruz. Yeni bir programa başladık. Ve de kripto paraların gündemine bir yatırım tavsiyesi olarak değil ama ne olup ne bittiğini anlatan
bir programa başladık. Bu arada onu demişken dün bir başka ekipte Gaziantep'teydi. Gülben Ergen'in kurucu ve dernek başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün diye derneğinin 41. okulunu, anaokulunu Siirt'te Doğan Cüceloğlu adına açılış vardı. Yeni bir belgesel yapıyoruz. Edirne'nin taşın altına koyanlar. Onlardan bir tanesinde de Gülben'in bu çabaları, gerçekten önemli çabalarını anlatıyoruz. Farklı isimler de olacak. Gittik Siirt'te bu okulun açılışını. Baksanıza çocuklar gibi şenmiş Gülben. İşte. Give back deniliyor değil mi? Burada bizde, bizim evet, toplumumuzda çok az bu yani. Ünlüleri göremezsiniz böyle şeylerde. Az görürsünüz ya da. Ama bak 41. okul azmetti. Çalışıyor, gidiyor, tek tek açıyor, uğraşıyor. Kolay iş değil yani. Hep de sevgili Doğan Cüceloğlu'na da adamış bu okulu. Evet, devam edelim istersen. Şimdi perakende sektörüne geçeceğiz. Perakende sektörü çok büyük bir sektör ve geleceğin teknolojileri buraya entegre edildiğinde neler olacak, bunu çok bilmek istiyorlar. Özellikle şirketler de bunu talep ediyorlar bizden. Aldi dedi ki müşterilerimize kasaya gitmeden ödeme imkanı tanıyoruz. Bu yeni bir şey değil. Amazon zaten bunu yapıyor. Benim anlatmamın sebebi şu. İndirimli marketler segmentine giriyor Aldi. Daha ekonomik fiyatlı ürünlerin olduğu. Bizdeki bazı markalar da var bu anlamda bildiğimiz. Marka verebiliyoruz zaten burada. Mesela işte Beam Shock gibi daha orta segment tüketicilere hitap eden, fiyat odaklı olan o dizilimler, mesela işte kutular, raflar, maliyetlerin azaltılması hep aslında Aldi gibi, Tesco gibi bu marketlerden gördüğümüz bir şey. O zaman şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Bilmiyorum böyle bir hazırlıkları var mı, ama belki varsa açıklamak isterler. Türkiye'de de görebilecek miyiz? Yani dünyada bu indirimli marketlere geliyorsa kasiyersiz ödeme sistemleri model kopyalandığına göre belki burada da entegre edildiğini görebiliriz. Aldi Greenwich'te deniyormuş şu anda bunu ve diyor ki işte bir dizi yüksek teknoloji uygulayacağız. Kamera müşterileri alışveriş yaparken izleyecek. Tabii burada teknolojinin, yapay zeka, etik, öyle konular da var. Bakacak diyor, işte sen raftan bir tane çikolata aldın, attın sepetine, ondan sonra onları poşete koydun, çıktın gittin, oradaki şeyi alacak ve ücretlendirme otomatikman aplikasyonun içerisinde senin hesabına yansıtılacak. Sen de oraya tanımlamış olduğun ödeme sistemiyle bunu ödeyeceksin. Bir de 25 yaşın üstünde misin? Alkol satışı için orada yaş 25'miş. Yine yüz taramayla bunu anlamaya çalışacaklarmış. Yaşını anlamaya çalışacaklarmış. CEO diyor ki çok heyecanlıyız diyor. Perakende de son teknolojileri getiriyoruz. Müşterilerimiz nasıl tepki verecek acaba diyor. 950'den fazla bir mağaza ve 38 binde çalışan var. Çalışanlar için de tabii bu çok önemli bir konu. Yani kasiyer artık olmazsa ne olacak yerine? Ya da onlar başka bir şeye mi kaydırılacak, departmana? Şu uykusuzun kapağını getirsenize. Elifçim, bizdeki sıkıntı şu. Kasiyer değil, rafa dizen arkadaş değil, market değil. Bizde para yok. Yani hani ister kasada öde, ister adama ver, ister al git. Yani raflar dolu. Dolu mu raflar? Dolu. Ama sepete koyamıyorsun. Neden? Para yok. Çünkü parayı nereye yatırmışsın? Elektrik ya da gaz faturasına yatırıyorsun yani. Hani o yüzden bunun bizde aksayacak tek yönü bu. Tabii bu işin esprisi. Ama başka bir şey var. Bayağı oldu, çok uzun bir zaman önce İsveç ve filmin ikinci yarısı diye bir sürgünün 12 Eylül sonrasında işte bir sürü siyasi sürgün hani yurt dışına gitmek zorunda kalmıştı. Birisi de İsveç'e gitmiş. Öyle bir kitap okumuştum. Farklı yerlerde de tecrübe ettim. Şimdi orada şöyle bir hikaye var. Adamlar İsveç'te, de ki Stockholm'de bir tane park var. Diyorlar ki herkes koşuyor. Diyorlar ki en çok koşana belediye şey verecek. İşte Tayland'da tatil verecek 15 gün. Stockholm Belediyesi. Peki nasıl tutacaklar bunu? Bir tane defter koymuşlar. Herkes koşuyor, geliyor diyor ki bugün 5 kilometre koştum. 7 kilometre koştum. Bu Türk de bakıyor bu sistemi. Diyor ki ya diyor, peki diyor nasıl diyor yani bunu denetleyeceksiniz diyor. Birisine soruyor İsveçli. Ne anlamda diyor? Diyor ben diyor 5 kilometre koştum. 15 kilometre yazarsam ne olacak diyor. Diyor ki niye yazasın ki diyor. Yani, niye böyle bir şey yapasın ki ya, gözlerini açarak yani. Hani hepimiz koşuyoruz yani her şey. Şimdi yani hani bu diyorsun ya, nasıl denetlenecek, bilmem ne yapacak. Aynı şey ben bir iki şeyde, Berlin'de böyle bir otel vardı. Adını unuttum şimdi, Mitte'deydi. Gidiyorsun
şeyi kaldırmışlar. Otelin böyle yapısını değiştirmişler. Otelde gidersin ya, minibar vardır yani hani. Acayip evet. Her şeyin pahalı olduğu bir sistem vardır. Adam minibarı kaldırmış. Onun yerine otelin en üst katında bir tane açık büfe açmış. Gidiyorsun oradan işte ne bileyim fermente üzüm suyu mu koyuyorsun bardaktan, oraya işaretliyorsun bir tane fermente üzüm suyu aldım diye. Tabii bizim aklımıza ya bir dakika ya neye göre bunu yazıyorsun, gelmedi değil. Sonradan neyse ki okumuş insan farklı oluyor. Diyor ki ya niye yazalım şimdi? Tabii ki kamera koymuşlar. Ulan buraya Türkler geliyor demişler yani. Şuraya yine de bir kamera koyalım. Yazarlar ama belli de olmaz yani. Bu madem bu konu açıldı, dün bu elektrik kesintisini konuşmuştuk. İstanbul Sanayi Odası Başkanı açıklama yapmış. Çok önemli bir söylem bu. Altını çizmek için ben de söylemek istedim. Diyor ki yani elektrik piyasası verilerine göre bu ay üretilen elektriğin %30'u doğal gazdan geliyordu kaynak olarak diyor. Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da diyor ki maliyetler üzerinden zaten aylardır belli bir fedakarlığa katlanan sanayicilerimiz şimdi de az cephesinde bu sorunla karşı karşıya kaldı. Hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecek diyor. Tabii şöyle bir şey de var. Dün de birisi şey yaptı. Daha önce de olan bir şeydi doğalgaz. İran'da dedi eğer dedi bir doğalgaz sıkıntısı olursa kıştan dolayı daha önce de yapılan bir şeydi dedi. Tam anlamadım yani var mı yok mu? Tam olarak şey yapmıyorum. Anlamadım yani. Bu arada yani Simto bir mesaj atmış. Simto Alev diye bir izleyicimiz var. Bilir misin bilmiyorum. Diyor ki ya elektrik faturasını hesaplamak için bir araç yapmıştım diyor yeni yıla girerken. Belki bakarsın diyor. Onu yani şu anda getiremem ekranı hani şeyden. Ama diyor ki ilk 150 kilowatt ayrı, üstü ayrı hesaplandığı için zamda herkes farklı oranda oldu. Bize %100 civarı, kimine %70 kimine %120 geldi diyor. Hesaplama diyor 31 Aralık 2021 tarihinden gazetelerin yayınladığı aşağıdaki EPDK açıklamasına göre yapılıyor diyor. İşte o da anlatıyor şeyi. Millet gerçekten kafayı yiyecek ya, hesaplayamıyorsun yani hani 150'nin üzerinde olunca yani öyle bir katakulli yaptılar ki yani hani herkes kazıklanıyor aslında yani kazıklanmayan yok ama işte kimine 34 günlük kesiyor, kimine 35 günlük kesiyor, akıl alır gibi bir şey değil ya, aklım almıyor böyle bir şey ya ve EPDK diye bir kurumda seyrediyor onu yani ikinci TÜİK karşımızda. Öyle bakıyorlar orada. Binlerce adam var orada girmişler. Herkes böyle ulan bu nasıl bir fatura diye şey yapıyor. Sürekli Las Vegas kazinosu gibi. Sürekli müteahhitler kazanıyor abi. Her şeyde müteahhit. Her yoldan geçiyorsun kazanıyor. Geçmiyorsun kazanıyor. Elektrik açıyorsun kazanıyor. Doğalgazı. Ya gerçekten Las Vegas kazinosuna döndük ya. Neyse sinirlenmeyeceğim. İçimdeki Selçuk Tepeli'yi itiyorum aşağı. Evet devam edelim. Ya çok çok büyük bir mücadele bu. Kolay değil abi. Bir yandan içindeki Selçuk Tepeli çıkıyor. Yemişim lan elektrik faturanızı. Cüneyt Bey bu sizin yorumunuza yani ben de tabii ki bir vatandaş olarak bunu yaşıyorum ama az önceki sokak röportajında bir hanımefendi bunu çok güzel söyledi. Herkes bunu yaşıyor ama nedense hiç kimse konuşmuyor dedi. Bence yaşadığımız durumun tamamen özeti bu. İliklerimize kadar hissediyoruz. Hissetmiyorum diyenin bence bazı sorunları vardır yani bu fiyat artışları ile ilgili. Şimdi Colgate'e geçeceğiz. Bu bir marka işbirliği değil. Örnek olması için anlattığımız bir şey. 149 yıllık tarihinde ilk defa geri dönüştürülebilir ambalaja geçiyor. Özellikle diş macununda. Neden bunun önemli olduğunu bir grafikle size anlatalım. Perakende de özellikle ambalajlı ürünlerde bir grafiğimiz var. Onu gösterebilir miyiz? Büyük bir harita. En sonda göndermiştim. Orada şimdi görelim. Unilever var. Ondan sonra P&G var ve çeşitli devler var. Dünyada aslında ambalajlı gıda dediğimiz sistemi yöneten işte o klasik 5 aile gibi 6-7 tane büyük şirket görebiliriz. Bunların ne yaptığı özellikle üretim sektöründe çok önemli. Şimdi burada bir karar almışlar. Demişler ki biz yani şeyde sayılarda düşük değil. Amerika'da 1 milyar tüpten fazla sadece bu markaya özel kullanılıyor ve sonra bunlar atılıyor. Şimdi şirketler bir noktaya kadar burada önemli alabilir. Bireylerin de alması lazım. Mesela ben kendi hayatımda daha böyle çok komposta kadar falan gidemedim ama en azından daha geri dönüştürülebilir malzemeler tercih etmeye ya da doldurulabilir paketler almaya özen gösteriyorum. Şimdi 1873'te kurulan bir şirketin özellikle de zaten ağız bakımı ile ilgili ortaya çıkan bir şirketin bu anlamda aksiyon alması çok önemli.
15-15'te de biz bunun haberini vermiştik. Dünyada 8.3 milyar ton plastik üretiliyor ve atık oluyor ve sonra da görüyoruz. Birleşmiş Milletler WFF bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. WWF pardon. Çünkü okyanuslarda ne oluyor sonra? Kaplumbağalar görüyoruz, balinalar görüyoruz ve tamamen artık plastikle dolmuşlar ve ölmüşler. Yani bu atık konusu dünya için çok önemli. Belki biraz daha bilgilendirici bir fayda sağlar diye özellikle anlatmak istedim Cüneyt Bey. Okey. Yarın programda manşeti ne? Ne yapıyorsun? Vallahi isterseniz bizim manşeti de katıldakiler seçsin. Yani çok güzel konularımız var. Açık çek, size benden açık çek. İstediğiniz başlığı seçebilirsiniz diyorum izleyicilerimize. Orada paylaşırız gerekirse sosyal medyada. Ama tabii ki teknolojiyle ilgili bir şeyimiz olacak. Başlığımız öne çıkacak. Söyle hangi konu mesela ilginç? Bir saniye bakalım. Unuttun mu? Daha dün çektim. 10 tane başlık var. Neler anlattım? Döngüsel ekonomi anlattım. NFT'lerle ilgili konular anlattım. Bununla birlikte şimdi yeni bir bölüme başladık. Kitap, dizi öneriyoruz. Bu çok ilgi çekiyor özellikle hafta sonu olduğu için. Bununla ilgili şeyler paylaşabilirler. Mesela robotlar yerimizi alabilir mi diye bir soru var. Finans sistemini tamamen, yani siz mesela finans yönetiminizi bir robota bırakır mıydınız? Her şeyi o yönetecek. Bütün kararları o alacak sizin adınıza. Zaten şu anda benim adıma kararları kimin aldığına çok emin değilim yani, o yüzden. Belki daha da iyi olabilir. Belki de. O yüzden böyle bir soru. Mesela robotlar yerimizi alabilir mi? Ya da kadınlara özel bir uygulama tanıttık bu hafta. Bir de yeni bir kavramla tanıştırdık Türkiye'deki izleyicilerimizi. Neobank kavramıyla, yani finans sistemi nasıl değişecek? Biraz da bunlardan bahsettik Cüneyt Bey. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben yarın teşekkür ederim yayınlar. Çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları. Bay bay.